Selam arkadaşlar. Düşe inince sırlara devam ediyoruz. Hem akışlara hem de artık yavaş yavaş kendi deneyimlerimden de düşe inince sırlarda koymaya başlayacağım. Neler konuşacağız neler. Hadi başlayalım bakalım. İnsan ruhları fiziksel madde içinde esir durumdalar mı? Kendi seçimleriyle. Neden bu seçimi yaptılar? Fiziksel duyumları deneyimlemek için. Bir grup kararıydı. Ruh ile fiziksel beden arasındaki etkileşim, diğer varlıkların arzu ettikleri bir yan ürün mü meydana getiriyor? Şimdi burada yorum yapacağım biraz sonra. Her şeyin arzu edilmeyen sonuçları yanında arzu edilebilir sonuçları da vardır. Fakat burada şu da belirtilmelidir ki, evrenin tüm boyutlarına var olan her şey, varoluşu yalnızca iki şekilde deneyimleyebilir. Bunlar uzun dalga döngüsü ve kısa dalga döngüsüdür. İnsanlar neden fiziksel madde içinde esir oldukları ile ilgili, yani insan ruhlarının soruna dönecek olursak, ki bu gönüllü bir şekilde ve seçimle gerçekleşti. Sizin tamamen eterik veya ruhsal bir varoluş olarak tanımlayacağınız uzun dalga döngüsü deneyiminden fiziksel varoluş dediğiniz kısa dalga döngüsüne geçmenizden kaynaklandı. Yani arkadaşlar, biz ruh can kopyaları ya da yansımaları olarak, yüksek benliğin yansımaları olarak, daha önce melekler gibi, melek deyin ya da başka bir şey, eterik varlıklar gibi uzun süreçlerde ve daha durağan anti evrende yaşarken, anti kısımda, o anti evrende oluşan düşünce yani anti maddelerin bir şekilde işlettirilip madde matrikslerinin yaratılmasına karar verilmiş ve sadece bu bizler değil, bizim gibi pek çok ruh, eterik plan varlığı, ruh diyelim bunlara, farklı farklı maddesel bedenlerde, farklı matrikslerde, su, ateş, hava, toprak, sonsuz sınırsız matrikslerde beden bulmaları yolunda yapılar oluşturulmuş. Düşünce denilen şey düşe inince antimadde, anti evrene ait. Biz özdeki varlığımız olan ruh varlığımızda ya da eterik varlığımızda aslında anti evrene aitiz. Ve anti evrene ait olan antimaddeyi dönüştürmek üzere hologramını yine anti evren ahiretinde yarattığımız ve epifiz bezine 120. günde yansıttığımız, 120. günde ruh üflenmesi denilen şeyle birlikte bedenin yapılanmasını anne karnında oluşturmaya başlıyoruz. Bu hayata doğduğumuz zamandan itibaren de antimadde olan düşünceyi eyleme dökerek bizdeki ruh varlığımız olan özümüz, yani bizdeki duygu denilen elektrik ile bu antimaddeye çarpıtarak, şarj ederek hareketi meydana getirip, eylemi meydana getirip buradaki kendi gerçekliğimizi yaratıyoruz. Bu matriksteki, dünya matriksindeki. Bizim gibi birinci, ikinci boyutlardaki hayvanlar, bitkiler, böcekler ya da 4. 5. 6. 7. boyutun sonuna kadar olan tüm boyutlardaki, bunlar alt boyutlar, onların üstünde omegalar başlıyor. Farklı bir varoluş sistemi başlıyor. Hepsinde asıl gerçeklik, gerçeklik diyorum çünkü hakikat değil, yaradana aittir hakikat. Bir olana aittir. Yani her şey yoktan var edene aittir. Bu gerçeklik dedikleri eterik varlıklar anti evrenden bu madde matrikslere geçerek buralara ait imkanları faydalanmak üzere bedenlere girerek o bedenleri kullanarak düşünce ile duyguyu birleştirip kendi gerçeklerini, kendi matrikslerini, yani bu bizim dünyamızı, kendi illüzyonumuzu yaratırlar. Ve bu istenen bir durum. O yüzden ruh grupları gönüllü olarak rahat bulundukları bu anti evrendeki uzun dalga durumundan karar verirlerse eğer ve bağlı oldukları yüksek benlikler de aslında bunun kararını veriyor. Onlar da grup kararıyla bu matrikslere giriş yapmaya başlarlar. Ve böylelikle de 75 bin yıllık döngüde olduğu gibi ruh grupları enkarnasyona girip çıkıp aslında değiştirici, dönüştürücü olarak rol oynarlar. Buna gönüllü olmalarının tek sebebi de o yan ürün dediği şey, tekamül etme isteği, yani daha yukarıya çıkıp yüksek benliklerinin koltuğuna oturma istekleri, yüksek benliklerinde bir üst yüksek benliklere daha yukarıya çık, meleği âlâ de, istiyorsan ne istiyor, farklı isimler söyleyebilirsin, daha üst eterik varlık durumuna geçmesini sağlıyor. Bu bir zincir meselesi. Sen yükseldikçe senin üstündeki eterik varlık da yükseliyor. Sen de bir eterik varlıksın. Ruh varlığı, can kopyası olarak ya da onun yansıması olarak. Biz bu yüzden buraya geliyoruz. Burada beden buluyoruz. Değiştirici, dönüştürücü olmak için. Neyi değiştiriyorsun? Antimadde, düşe ininceyi maddeye değiştiriyorsun, dönüştürüyorsun. Böylelikle bu matriksleri sen yaratıyorsun, illüzyon matrikslerini. Her birimiz de bunu yapıyoruz. Her birimizin kaderi farklı olduğu için farklı illüzyon matriksleriniz var hepinizin. Devam edelim. Bu iki yol arasındaki fark şudur. Uzun dalga döngüsünde evrimde döngüsel bir tarzda çok yavaş bir değişim meydana gelir. Tekamül yavaş yani. Kısa dalga döngüsünde ise bir ikilik, dualite, kutbiyet yani. İyi, kötü, güzel, çirkin, kadın, erkek, olumlu, olumsuz vardır. Dünyada fiziksel bedenler içindeki ruhların deneyimlediği şey de budur. Çünkü ruh döngünün yarısında eterik, ruhsal bir halde deneyim yaşarken, döngünün diğer yarısında fiziksel bir durumda deneyim yaşar. Yani ruhun bir döngüsü var. Bir üst koltuğa oturabilmesi için. Yüksek benlik koltuğuna. Yarısında uzun süreçte eterik bir varlık olarak yaşıyor. İstersen perisperide. Diğer yarısında ise bu matrikslere girip çıkıp fiziksel durumu deneyimliyor. Bu iki yarı zaman olarak sizin zaman ölçüm şeklinizle ölçülemez. Ama elde edilen deneyimin bütünü her iki yarıda eşittir. Ruhların grup zihni tamamen eterik, ruhsal bir varlık yerine fizikselliği deneyimlemeyi seçtiğinde bu kısa dalga döngüsüne geçme gereksinimi doğal olarak evrenin doğal bağları yoluyla gerçekleşti. Her yerde aynı şekildeymiş. Bizim ruh öz varlığımız yani özümüz farklı bölgelerde de, evrenlerde de, alemlerde de hep bu şekilde çalışıyormuş. Şimdi bunların hepsi birlikte yaratanlar kısmı biz denilen Kur'an'da, ama bunun bir de yoktan var eden bir olanı var. Peki üçüncü boyut üstündeki, içinde bulunduğumuz üçüncü boyut, negatif planı. Dördüncü, beşinci, altıncı boyutlarda da bu kısa ve uzun dalga döngüleri mevcut mudur? Yedinci boyuta kadar mevcuttur. Yedinci boyutta birleşme vardır. Deneyimler her boyuta göre algılanan zaman ölçülerinde enkarnasyonlarla tüm dersler, esma dersleri yani, alınana ve yüksek benliğiniz 6. boyuttan 7. boyuttaki bütünleşik bellek bileşiminizi oluşturana kadar devam eder. Her matriksin esmaları da ayrı bu arada. 99 diye verilen ana esmalar bize ama aslında sonsuz, sınırsız. Bundan sonrası dışarıya doğru genişleyip açılan tüm enerji birimlerinizin toplanarak bir noktada birlendiği 7. boyut bütünselliğinden çıkarak 8. boyut ya da oktav dediğimiz yokluk ve tekrar varoluşa kapı açmaktır. Buna Rahim, Rab, Rahman noktaları da diyebilirsiniz. 7'den itibaren bambaşka bir gerçeklik varoluşu başlıyor. Ruh can kopyaları tüm gerçeklik biçimlerinden geçer. Birleşik varlık formundan ortaya çıkarlar. Bu durumda kişisel olarak deneyimlediğim, güncellemelerimde yaşadığım Minturyan, cüce, kertenkele, nordik, hayvan enkarnasyonları, çeşitli insan ve insan olmayan enkarnasyonlarım, söz edilen gerçeklik biçimlerinden bazıları öyle mi? Bunlar kısa dalga döngü yaşamlarınız. Bunların dışında uzun dalga döngüsündeki eterik yaşamlarınız da mevcut. Demek ki ruhun da eterik varlık olarak değişik biçimlere girme durumu var uzun dalga tarafında. Yani anti evrende de şekil değiştirebiliyor. İstediği bedenlere girebiliyor. Bu da yeni bir gerçeklik. Tümü 4. boyut geçişi sırasında buluşacak. Buraya kadar olanlar ve diğer tüm boyut geçişlerinizde de aynı buluşma, şölen ortamı tekrarlanacak ta ki bir olana kadar. Ne diyor Hermes? Tanrı merkezi her yerde, dış yüzeyi hiçbir yerde olan bir dairedir. Şimdi bağlı bulunduğumuz her ruh can kopyasının yüksek benlikleri ve onun üstündeki yapıları burada girdiğim için akış olarak kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Bundan 11 yıl önce 40.000 adet ayetel kürsümü bitirdiğimde, ki daha sonra 145, sonra 1 milyona kadar çıktı, bir sabah gördüğüm bir vizyonu aktarayım. Bir boşluktayım. Yer gök yok. Havayı dolduran renk sarımsı, hafif kızıl bir ortam. Havada devasa bir kristal piramit asılı duruyor. Ama bu kristal piramidin içinde şimşekler, yıldırımlar çakıyor. Sürekli bir hareket var. Etrafa da gökkuşağında olan bütün renkleri saçıyor. Sürekli bir devinim var. Ve sesini duyuyorum. O anda kalp atışı sesi yayılıyor sanki sonsuzluğa. Bu ihtişamı gördüğümde uzun süre kendime gelememiş, ne olduğunu anlayamamıştım. Aradan yıllar geçti. Sonra bir sabah başka bir deneyim yaşadım. Bu seferki başka. Uzun süre bu düzeye çıkmadığımı anladım. Ve sanırım son günlerde yoğunlaştım. Esma çalışmalarından dolayı bunu yaşıyordum. Önce yeşil, yoğun bir orman ortamında 2 tane ağaç büyüklüğünde kristal piramit gördüm. Bunlardan etrafa kırmızı renkte yıldırımlar çıkıyordu. Sonra bu kristal piramitler beyaz bir boşlukta göründüler. Yine kırmızı renkte yıldırımlar çıkartıyorlardı. İçlerinde de yıldırımlar, şimşekler çakıyordu. Hem etrafa yayıyor hem de içinde devinim var yani. Sonra bu kırmızı yıldırımların dışarıya düşen uçlarında her birinden insanımsı prototipler çıkmaya başladı. Bunlar nordik görünüşlü, 3 metre yaklaşık boylarında, çok zayıf ve biraz çelimsiz gibiydiler, hafif eğik. Sonra biraz vakit geçtikten sonra bu prototip bedenler daha kısa boylu, yuvarlak hatlı, Sami ırkına benzeyen, daha böyle kaba diyeyim, insan görünümüne dönüştüler. Diyorum ki bu kırmızı yıldırımlar ne zaman maviye dönüşecek? Kendi kendime bunu söyledim. Neden söylediğimi de bilmiyorum. İstemsiz çıktı. Sanki önceden de bunu görmüşüm gibiydi. Benim yanımda bir varlık, birlikteyiz. O da seyrediyor bu olanları. Bu piramitlerin, dedi ki, bu piramitlerin her biri ruh denen sonsuz bedenler üreten ve yaşamlarını sağlayan güç birimlerinin öz varlıkları. Yani diyor ki öz varlık yüksek benlik kendi ruh canlarını kopyalıyor. Bunlar grup halindedirler. Ama asıl olan sonsuz yaratımın öz varlığının tüm özelliklerine sahipler. Bunlara yaşam döngü yaratımları çift kutbiyetli. Senin dünyanda önce kırmızı renkli yıldırımların sonucu negatif yaratımlar, dersler alındıkça kırmızının rengi değişerek maviye yani pozitife dönüşüyor. Pliton diyor ki yazılarında, daha önce Akdeniz'in rengi şarap kırmızısıymış, öyle görüyorlarmış. Giderek mavi görmeye başladık biz. Görüşümüz değişti. Ruhun tekamülü değiştikçe. Kayıtlarda var, bakabilirsiniz. Yani kristal piramitlerin içindeki öz benliğinizin, yüksek benliğinizin sonsuz yaratımları giderek pozitife dönüşüyor. Yani ne diyorum her zaman analizlerde? Akitlerden arındıkça olumsuz, çözülmeyen akitler yani günah, yani sapma, yani karmalardan her bir yaşama girip çıktıkça, her bir yaşamda bu günahları, genetik ailelerden de gelen günahları temizledikçe arınıyoruz ruh varlığı olarak ya da eterik öz varlığımız olarak. Arındıkça da yüksek benliğimize daha fazla yaklaşıyoruz. Devam edeyim deneyimimi. Mavi renk bittiğinde artık beyaz ışığa dönüşür. Sonsuz ışığın sahibine dönüşürler. Kristal piramit birimleri yok olur. Piramitler de yok oluyormuş. Sonra döngü tekrardan başlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evet, gördüğüm görünen yaşamların ardındaki gerçekliğin bir alt görüntüsüydü. Biliyorum ki ruhlar yaratılmamış ve ölmeyecekler. Çünkü ruh denen bilimsel bir varlık değil. Sonsuz bilincin yaşam gücü, kendinden kendine seyir için üretilen bir simüle araç. İllüzyon yaratıcı ivmeler ve büyük kristal piramide bağlılar ama bu bile bir illüzyon, bu kristal piramit bile. Asıl olan o ilk andaki kıvılcım ve ardındaki mutlak yokluk. Benim gördüğüm esmaların hayatiyete dönüştüğü anlardaki illüzyon bölümüydü. Görünmeyen gerçeklik, enerjinin maddeye dönüştüğü kısım. Peki Ayet-el Kürsü okuduktan sonra bunları görmüştüm. Ne vardı Ayet-el Kürsü'de? Hay, Kayyum, Ali, Azim. Başka söyleyecek bir şey yok zaten. Bu arada parmak izleriyle ilgili başka bir deneyim. Bu da önemli bir bilgi olduğu için söylüyorum. Parmak izlerimizden auralarımızı okuyabileceğimiz ve bunun kimliğimiz olduğu biyokompütür olan ruhun bilinci maddeleştirdiği ortamda geçmiş tüm hafızanın öz benlik yani yüksek benlik olarak kayıtlı olduğu yer olduğu, parmak izini okumayı öğrenirsek aurayı okuyacağımız, oradan 7 çakrayı açacağımız, 7 çakrayı açarak 7 boyuttaki yüksek benliğimizin hologram kimliklerine ulaşabileceğimiz söylendi. Bu da benim deneyim. Bu bilgi Atlantislilerde de varmış. Verilen bilgide. Herkes kendi bireysel 7 boyuttaki varlıklarını görebilme yetkisine sahipmiş. Atlantis'te yaşayan ruhlar bunu biliyorlarmış. Sonra birden kafamda bu deneyimden sonra belirdi. Kur'an'daki Nuh peygamberlerle ilgili kısımda kendi halkına şöyle sesleniyordu. Görmüyor musunuz? Rabbim 7 kat göğü nasıl yaratmış? Demek ki hepsi de görüyormuş Atlantis'te bunu. Bu bilgiye sahiplermiş, biraz önce verdiğim bilgiye. Ayrıca ışık hızını geçerek yıldızlar arası seyahat ve zamanda yolculuk yaptıklarını ve bugün uzaylı teknolojisi dediğimiz her şeyi de bildiklerini, çok daha ilerisini, 4. boyut bilgisine sahip benim düşüncem Atlantis zaten 4. boyut teknolojisindeydi. Daha sonra 3'e geçildi. Atlantis'ten sonra. Bir manyetik alan kaymasıyla başka bir Matrix gerçekliğine geçildi. Atlantis'in gerçekliği 4'tü. Zaten Mars'ta da koloni kurduklarını biliyorum. Deneyimlerimde gördüm. Gözümle gördüm. Fiziksel bedenle de gitmiştim. Hatta bir hafta bedenim aşırı basınçtan damar damar olmuştu. Mavi mavi damarlar bütün bedenimde. Boynumdan aşağı oldu. Bunu anlattım kitabımda da, ama ileriki videolarımda tüm açıklığıyla nasıl bedenli olarak alındığımı, Mars'taki piramitlere, yerin altında piramitler var, nasıl götürüldüğümü ve daha sonra bir hafta boyunca fiziksel bedenime de orada yaşadıklarımın yansıdığını, bedenimin örümcek ağı gibi mavi damarlarla kaplandığını, bir haftada geçmediğini yakınlarım da görmüştü. O dönemde net bilgidir. Yani astral olarak değildi. Evet, şimdi başka bir deneyime geçelim. İlginç bir deneyim. Bir mekansızlık ortamında beyazlar içinde Peygamberimiz oturuyor. Ve onun elini başında yeşil sarı, yeşil cübbesiyle Emir Sultan öpüyor. Önünde eğiliyor. Her ikisini de tanıyorum. Zaten Peygamberimizi bu kaçıncı görüşüm. Emir Sultan'ı ilk kez gördüm. İçim titredi. Bana çok yakın geldi. Sanki benim enkarnem olduğunu hissettim. Daha doğrusu ben onun enkarnesiyimdir. Halbuki yıllar önce hayatını okumuş, bir daha ilgilenmemiştim. Bu sefer onu içimde hissettim. Sonra sahne değişti. Onların bulunduğu katla başka bir kat arasında sarı-gri renkte bir gök. İçinde sayısız yıldırım şimşek çakmaya başladı. Burası bir geçiş yeri. Orada kendimi yukarıya doğru süzülürken buldum. Yükseldim ve 3. sahne, yani plan açıldı. Burası açık beyaz sarımtırak bir boşluk ve göğü kaplayan açık sarı bir güneş var. Bu bizim güneşimiz değil. Çok büyük ve açık sarı. Güneşin altında berrak bir su var. Bayağı su kitlesi vardı. Güneş onun üstünde duruyor. Ve güneşin aksi bu suya düşüyor. Her ikisi birleşmiş gibi görünüyordu. Sonra güneşin içinde bir görüntü belirdi. Güneşin tamamını kaplayan bir yüz kocaman. Başı dazlak, yüzü yuvarlak. Yüzünün ve başının tamamı Hint kınası gibi desenlerle kaplı. Çok güzel bir yüz, genç bir adam. Çocuk diyelim hatta. Ben buna bakarken görüntü değişti. Ve bu genç adama benzeyen bir sürü başı dazlak, Tibet rahipleri gibi giyinmiş ama elbiseleri beyaz yeşil şeritli, kabarık, genç ergen çocuklar el ele daire çizerek güneşin içinde dans etmeye başladılar. Evet, bugün daha önce gördüğüm dazlak genç prototiple yine görüştüm. Bu sefer aramızda bir ışık kordon vardı. Havada levitasyon durumunda bağdaş kurmuş olarak duruyordu. Ben de hep bu şekilde otururum. Normal hayatımda da. Hep lotus oturuşunda. Genel durumum budur. Hem dağda, Tanrı dağlarında çalışırken ya da ev ortamında da daima böyleyim. Bana dediği, biz seninle bağlıyız. Emir Sultan diye gördüğün de öyleydi. Benim burada yaptıklarım senin yaşamını etkiliyor. Hepimiz bağlıyız. Bu böyledir. Yüksek bilincin etkisi alt bilinçlerde de görülür. Ve yine dans eder gibi uzaklaştı, ama aramızdaki ışık kordon o gittikçe uzuyordu. Sanki sonsuza uzar gibi. Yine başka bir deneyim. Sabaha karşı yıldızların arasında bağdaş kurmuş, gözlerim kapalı olarak oturuyorum. Kendimi görüyorum. Ve gördüğüm yüksek benliğimin olduğunu biliyorum. O oturan yüksek benliğimin olduğunu biliyorum onun. Ben ona bakanım. Ben de ona bakıyorum. Bağdaş kurmuş oturan yüksek benliğim. Ama o da benim görüntümde. Daha önce de görmüştüm. Her seferinde farklı yüzde göründü. Daha önce uyarılar yaptı. Şimdi kendisi benim. Birleşmişiz. İkimiz de aynı görüntüdeyiz. Yanında bir varlık var. Onunla konuşuyorum. Bir yandan da seyrediyorum. Bağdaş kuran ben olan yüksek benliğimin başının etrafında başına yapışık sayısız kablolar var. Ve hepsinin ucu açık boşlukta sallanıyor. Yanımdaki varlık şimdi ne olacak iyi bak dedi. Ve ben pür dikkat kendime bakmaya başladım. Yani bağdaş kurmuş yüksek benliğimi. Kapalı olan gözleri açıldı. Gözlerinden ışık fışkırmaya başladı. Bir süre dengeye kavuşup ileriye doğru projeksiyon cihazı gibi görüntü vermeye başladı. Sinema sahnesine yansıtır gibi. Gözlerinden ileriye yansıyan projeksiyon görüntülerinde çok hızlı bir şekilde sayısız farklı yaşam kesitlerini gördüm. Bunların içinde insan olmayanlar da vardı. Bunlar ne dedim yanımdaki varlığa şaşkınlıkla? Dedi ki, gerçek sensin, onlar sanal olanlar. Yani yüksek benlik, oturan sensin. Gördükleri ise, senin gördüğün o sanallıklar ise gerçek olmayanlar. Yani şu an projekte ettiğin yüksek benlik olarak sen, tüm o sayısız yaşam senin yani yüksek varlığının beyin belleğinde yaratmış olduğun ve tekamülün için gerekli olan dersleri alman için ve ileriye gitmen için kendinin kendi içinde programladığın sanal yaşamlar. Tüm geçmiş enkarne yaşamların, tüm aynı andaki paralel yaşamların ve şu an yaşadığını düşündüğün dünya yaşamın hepsi sanal, gerçek olan sensin. Bütün bunlar seni Yaradan'a yaklaştırıyor. Bu yüzden hepsini yaratıyorsun. Dehşete düştüm. Nasıl yani dedi. Ben bunu kimseye anlatamam dünyadakilere. Dedi ki, anlatsan da söylesen de inanmazlar ki. Sabah kalktığımda sindirmeye, puzzle birleştirmeye çalıştım. Demek ki sadece bu 3. yoğunluk yaşamları değil, 6. yoğunluğa kadar tüm kısa döngü enkarneler ve paralel ikizler hepsi yüksek benliğin gitmeyi dilediği bütünleşik bellek olma hali. Sonra da 7'den itibaren bir olma hali için. Bu nasıl mükemmel bir sistem? Ve neden bunları hatırlıyordum? Artık perdeleri kaldıralım. Kör dövüşü bitsin. Varlık sebebimizi biliyoruz. Devam edeceğiz yolumuza. Daha reptilyanlardan tut da boyutlarda yaşayan diğer varlıkların yaşamlarına ve eterik bazda anti evrende yaşanan diğer gerçekliklere varana kadar pek çok gizli perdeleri açmaya çalışacağız. Şimdilik burada kapatayım. Çok uzun yapmak istemiyorum. Bilgiyi yavaş yavaş yüklenelim. Yavaş yavaş açalım. Kendi deneyimlerimde daha açıklıkla anlatmaya başlıyorum.